Sırada Amerikan basından özetler var. Dilge Timoçin bugün Amerikan gazetelerinde öne çıkan konuları özetleyecek. Seni dinliyoruz Dilge. Özlem New York Times'a başlayalım bugünkü gazete manşetlerine. New York Times iki Cumhuriyetçi Partili senatörün daha geri adım atmasıyla birlikte Cumhuriyetçi Parti'nin hazırladığı sağlık yasa tasarısının senatodan geçme şansı kalmadığını bildiriyor. Gazete böylelikle Cumhuriyetçi Parti'nin Eski Başkan Obama'nın imzasını taşıyan sağlık reformu yasasını geri çevirmeye yönelik 7 yıllık çabalarının şimdilik sona erdiğini yazıyor. Habere göre tasarıya karşı çıkan Cumhuriyetçi Partili senatör sayısının dörde çıkması üzerine Cumhuriyetçi Partili liderlerin önünde şimdi iki seçenek var. Tasarı senatoda 50 Cumhuriyetçi'nin oylarını garanti altına alacak şekilde yeniden hazırlanabilir. New York Times tasarıya karşı çıkan 4 cumhuriyetçi senatörün şikayetleri göz önünde bulundurulduğunda bu seçeneği gerçekleştirmenin neredeyse imkansız olduğu yorumu yapıyor. Bir diğer seçenek ise cumhuriyetçi partililerin demokratlarla işbirliği yaparak her iki partinin de onayını alan daha dar kapsamlı bir tasarı üzerinde çalışmak olabilir. Gazete Cumhuriyetçi Parti'nin sağlık yasası yenilgisiyle çok önemli bir ders aldığını Cumhuriyetçilerin Amerikan halkına verilen bir hakkı bir daha geri almanın mümkün olamayacağını öğrendiklerini yazıyor. Bunda rol oynayan en büyük etken eski Başkan Obama'nın en önemli iki icraatlarından biri olan sağlık reformu yasasından yararlanmaya başlayan milyonlarca Amerikalının ve hatta yasanın faydalarını gören Cumhuriyetçi eyalet valilerinin elde ettikleri bu haktan vazgeçmemeleri New York Times bugün ayrıca Kaliforniya eyaletindeki konut kriziyle ilgili bir habere yer veriyor. Gazeteye göre Kaliforniya güçlü ekonomiye sahip olmasının bedelini uygun fiyatlı konut sayısının son derece kısıtlı olmasıyla ödüyor. Kaliforniya'da konut fiyatlarının ortalamasının ülke genelinin iki katı olması evsiz sayısının da hızla artmasına yol açıyor. Kaliforniyalılar evleri ve iş yerleri arasında çok daha uzun mesafeler kat etmek zorunda kalıyor. Örneğin yılda 180 bin dolar kazanan San Francisco'lu bir hemşire çalıştığı hastaneye 2 saat uzaklıkta bir semt oturabildiğini söylüyor. Refah, teknoloji, inovasyon ve zenginliğin uluslararası simgesi haline gelen Silikon Vadisi'nde seyyar konutlarda yaşayanların sayısı artıyor. Los Angeles, San Francisco, San Jose ve San Diego'da son 5 yıl içinde konut fiyatlarının %75 oranında yükseldiği gözleniyor. Uzmanlara göre bu durum Kaliforniya'nın ekonomisinin ve sunduğu hayat standartlarının geleceğini tehlikeye atıyor. Gazete tüm olumsuzluklar karşısında Kaliforniya Eyalet Yönetimi'nin harekete geçtiğine ve daha fazla ucuz konut inşa edilmesi için düğmeye bastığını yazıyor. Bazı Kaliforniyalılar uzun yıllar boyunca eyaletin karakteristik özelliklerinin ve doğal güzelliklerinin bozulacağı gerekçesiyle konut inşaatlarına karşı çıkmıştı. Washington Post ise İç Güvenlik Bakanlığı'nın düşük ücretle çalışan mevsimlik işçilere verilecek H-2B vizesi sayısını artırdığını bildiriyor. Gazete 15 bin mevsimlik işçiye vize verilmesi yönündeki kararın Başkan Trump'ın işe alımlarda Amerikan vatandaşlarına öncelik tanınması politikasıyla taban tabana zıt olduğunu yazıyor. Uygulama Trump'ın göçmen karşıtı tavrıyla da ters düşüyor ancak Trump yönetimi yabancı işçi almadığı takdirde darboğaza girecek Amerikan şirketlerine yardım etmeliği hedeflediği gerekçesiyle uygulamayı savunuyor. Habere göre H2B mevsimlik çalışma müzesi, deniz mahsulleri, turizm, peyzaj düzenleme, inşaat gibi mevsimlik işlerde düşük ücretle çalışanlara veriliyor ancak tarım işçilerini kapsamıyor. Şirketlerin h 2 ile yabancı eleman alabilmeleri için öncelikle bu elemanları işe almadıkları takdirde geriye dönüşü olmayan zarar göreceklerini ispatlamaları gerekiyor. Amerikan basınından aktaracaklarımız böyleydi. Söz yeniden sende özlem.